Size günaydınlar, hayırlı sabahlar, sağlıklı, huzurlu, bereketli, güzel bir gün diliyorum değerli izleyenler sizlere. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 9 Kasım Perşembe, artık böyle yavaş yavaş haftanın sonuna doğru ilerliyoruz. Ama yine de güzel bir gün olsun diyelim. Sizler için yine keyifli bir program hazırladık. Özellikle de sevgili eşler, anneler, babalar, hatta evlatlar hepiniz ekran başına. Çünkü bugün aileyi konuşacağız evde huzuru ve bereketi artaraca artıracak önerilerden bahsedeceğiz değerli izleyenler aile konusu olunca gerçekten içimiz ismini söylediğimiz bile sıcacık ısınıyor öyle değil mi çünkü dünyaya ilk adım attığımız andan itibaren kendimizi en korunaklı en güvenli hissettiğimiz yer neresi elbette ki ailemiz tabii ki aile içerisinde de zaman zaman imtihan dünyası olduğu için böyle sıkıntılar darlıklar tartışmalar olabilir. Ama bunları nasıl atlatacağız, nasıl üstesinden geleceğiz işte bunları konuşacağız. Çok kıymetli, çok sevdiğim bir konuğum var. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Doktor Gülay Bilgin Hanımefendi bizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. Bunun yanı sıra ikinci bölümümüzde de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın biraz tarihçesinden bahsedeceğiz. Şu aralar Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir sergi açıldı. Dünden bugüne Diyanet İşleri Başkanlığı'nı anlatan bir sergi aynı zamanda da. Ee, bu konuyla ilgili de çok kıymetli bir konuğum var yine. Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Aydın Beyefendi de bizlerle birlikte olacak. Evet güzel bir sonbahar günündeyiz. Yeni güne merhaba başladı. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım mı? Buyurun hadi bismillah. Müzik Evet Gülay hocamla birlikte yerimizi aldık değerli izleyenlerimiz çok güzel bir ortam bildiğiniz gibi her zaman söylüyorum yeni güne merhaba izliyorsanız sonbaharı kışı bu yıl gerçekten de her gün an be an izleyeceksiniz günlerin nasıl geçtiğini işte ilk başladığımızda programımız nasıldı böyle dışarıya baktığınızda yem yeşildi şimdi yapraklar yavaş yavaş sararmaya başladı. Kızarmaya başladı ee, yağmurlar başlayacak belki de böyle güzel e, bereket rahmet kar yağdığında da yine sizlerle birlikte güzel programlar yapacağız. Aileyi konuşacağız efendim bugün huzurlu ve bereketli olması için ailemizi daha e, nelere ihtiyacımız var neler yapmamız gerekiyor diye konuşacağız. Eğer bu konuyla ilgili sizlerde e, merak ettikleriniz ya da sorularınız varsa önerileriniz varsa lütfen öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi bir takip edin. Daha sonra şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp hattından da yine ulaşabilirsiniz. Daha sonra da sorularınızı ve önerilerinizi gönderin bekliyoruz efendim. Evet e, hocam hoş geldiniz. Sayın Sabahlar bulduk. nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız Demet Amla Hanım? Hamdolsun hocam sizi gördük daha iyi olduk. E, konu da gerçekten e, enerjimizi ve motivasyonumuzu e, yükseltecek evet. bir konu. Aile, huzur, bereket. İnsan dedim ya az önce de aile... Dediğimiz zaman bile hemen böyle bir içimiz ısını veriyor evet. sanki öyle değil mi? İnsanın en e, belki de kendini güvende hissettiği, doğduğu andan itibaren e, yer aile olsa aile. gerek diye düşünüyorum. Evet, e, tabii hepimiz bir ailenin içine doğuyoruz. E, her türlü anımızda, mutluluğumuzda, hüznümüzde e, koşup gittiğimiz yer aile olduğu için dolayısıyla böyle bir hissiyata girmeniz e, önemli ve ifade ettiğiniz susuz tabii çok önemli. Bugün bereket konusunu konuşacağız. Evet. E, hayatımızda neden bir şeyler e, yolunda gitmiyorun altında belki de e, bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğumuz hatalar evet. olabilir. Bugün inşallah bunun üzerinde detaylı bir şekilde konuşacağız. İnşallah. Huzur ve bereket deyince dediğim gibi en güzel e, bu iki kelime aile içine yakışıyor. Eşler arasına, anne babaya ya da anne baba evlada yakışan e, kelimeler. E, peki bu iki e, kavramın yan yana kullanılmasıyla ilgili bir e, değerlendirmede bulunabilir misiniz? Neden biz hep huzur dediğimiz zaman arkasından da bir bereket e, sözcüğünü getiriyoruz? Evet. Aslında belki evvela bereket nedir? Hı. Yani bereketi bir e, açıklayarak başlayalım. E, bereket e, kısaca tanımlayacak olsak kişiye mutluluk ve huzur veren, güzel olan her şeyin sürekliliği demektir. Yani kalıcı olması demektir, Hı. daimi olması demektir. Hı. Bereket maddi anlamda olursa bunun adı bolluktur. Evet. Manevi anlamda olursa bunun adı e, saadet ve huzurdur. Hı. Dolayısıyla e, bereket öyle bir kavram ki bir yönüyle madde alemini kapsıyor, bir diğer yönüyle mana alemini kapsıyor. Yani huzur ve bereketin bir arada gelmesinin aslında e, bir anlamda anlamı da budur çünkü insanın e, dünya hayatında maddi bir şeyleri kazanmak için göstermiş olduğu çaba yanında manevi anlamda da e, insanın kazanımlara ihtiyacı vardır. Yani evet. çünkü insan tek boyutlu sadece maddi boyutu olan, maddi istekleri olan bir canlı değildir. İnsan manevi yönü de olan. Hı -hı. Hatta manevi yönünün ihtiyaçları çoğu zaman göz ardı edildiğinde sıkıntıların çok da yoğun olduğu bir eee alandır aslında manevi alan dolayısıyla huzur ve bereket kavramı bu anlamda çok önemli bir kavramdır ve maalesef e, modernizmin getirdiği o rüzgarla birlikte e, kaybettiğimiz değerler arasına da girmek üzere hmm. e, yani şey diyorsunuz artık yavaş yavaş e, Maddiyata doğru böyle bir e, yönelmeye başladık, farklı arayışlar içerisine girdik. E, bu yüzden de bereketin de huzurun da e, o maneviyatın e, değerini anlayamayabiliyoruz. Ama şöyle de bir şey yok mu hocam mesela ben şeye çok bakıyorum artık insanlarda özellikle yavaş yavaş gençlerde de böyle maddiyata doğru bir kayma sanki maddiyat tamamiyle olduğu zaman ya da ekonomik güç olduğu zaman insanlar kendilerini mutlu ve huzurlu hissedecekler gibi oluyor ama ona ulaştıkları zaman da tam tersine depresyona da girebiliyorlar evet. sıkıntılar yaşıyorlar başka problemler çıkıyor mesela Demek ki maddiyatla aslında içinde bereket olmadığı için, ee, şeyin, huzurun, e, saadetin e, çok da fazla bir ilişkisi yok diyebilir miyiz? Evet. Mi? E, doğru orantılı bir ilişki olmadığı kesinlikle Hı. doğru. Çünkü e, insanın e, yanlış algılarından bir tanesi çoklukla birlikte e, huzur ve mutluluğun geleceğini zannetmesidir. Hı. Yani bu maddi anlamda da yani bir maddeye ne kadar fazla oranda sahip olursa beraberinde e, huzurun ve bereketin geleceğini zannediyor. Bu aslında İnsanın büyük bir e, bir anlamda gafletidir. Çünkü yaşadığı süre zarfında şunu görüyor. Gerçekten doğru orantılı değiller. Öyle olsaydı bugün e, maddi refah içinde olan herkesin çok mutlu olması gerekir. Evet. Çok huzurlu olması gerekirdi. Hı hı. Ama bazen huzur ve mutluluğun e, bu şekilde e, doğru orantılı bir şekilde ilerlemediğini görüyoruz. Hı hı. Peki nerede? Yani o zaman e, burada değilse, evet. e, bereket çoklukta değilse, bereketi biz nerede aramamız hı hı. gerekiyor? Ya da diğer bir e, ifadeyle hayatımıza bereket kavramını sokmak için, Hayatımızı madde maddi ve manevi anlamda daha bereketli hale getirmek için neler yapmamız, ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım. Evet. Aslında biraz sorunun kendisi de cevabı kadar önemli işin işte açıkçası. ayet-i kerimeler bize aslında bereket kavramının nerelerden bizim hayatımıza gelebileceğini söylüyor, Demet Hanım. A'raf suresi 96. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki, buyuruyor ki ayet-i kerimede o memleketin ahalisi iman etseler ve günahtan sakınsalar idi, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice kapılar açardık. Diyorum. Aslında çok açık ve net çok yani. Çok net de. bir şekilde aslında bereketin nereden geleceğini, bereket kavramının hayatımıza girebilmesi için ön koşulları, bize söylüyor. Birincisi e, iman etmek. İkincisi günahtan sakınmak olarak. Şimdi iman ve günahtan iman etmiş ve günahtan sakınmış memleket halklarını halklarına gökten ve yerden kapılar açılacağını söylüyor Cenab-ı Hak. Bu aslında e, sadece maddi anlamda bir rızık e, olarak düşünülmemesi gerekiyor. Maddi ve manevi anlamda ee, bir e, bereketten bahsediliyor ve bunun ön koşulunun iman, iman ve e, kötü davranışlardan sakınmak olarak hı hı. E, tarif edildiğini görüyoruz. Yine mesela Efendimizin e, hadislerine baktığımızda e, şöyle bir hadisi var Allah Resulünün diyor ki dünya malı e, bir şeydir yani bir metadır ve bir aldatmacadır. Hı hı. Eğer bunu siz büyük bir hırsla, büyük bir tamahkarlıkla isterseniz, bu size huzursuzluk olarak yansır. Ama bunu bu göz alıcı ve insanı bir anlamda da mutlu eden dünya malını, gönül rahatlığı ve güzel duygular içerisinde isteyip elde ederseniz, ...o da size bereket olarak yansır. Evet, aslında baktığımızda birçok ayağı var. Ee, şöyle düşünüyorum, mesela siz söylerken aklımda şöyle bir şey de e, gelişti. Hem helal yoldan kazanç, hem e, kazandığınız e, maddiyatın, e, gücün paylaşılması... Ee, başta iman olmak üzere e, diğer e, şeyleri basamakları olarak görüyorum. Hepsi aslında birer bütün olarak gözüküyor. Yani siz iman ederseniz e, düzgün bir şekilde Allah'ın e, Kur'an'ın ve Sünnet'in e, şeyine göre yaşarsanız, e, sistemine göre yaşarsanız, aslına bakarsanız bereketi, huzuru orada bulursunuz demek istiyorsunuz. Evet. Peki hocam, neden biz geçmişten bu zamana kadar? birçok insan geldi dünyaya ve baktığımız zaman farklı ülkeler farklı milletler ırklar her renkte insan var ama en nihayetinde birçok yaşanmış hikayeyi de görüyoruz bu anlamda ama hala vazgeçmedik yani maddiyata batmaktan diyeyim yani sadece onu böyle direkt olarak hedef almaktan hiç vazgeçmedik. Hala böyle bir ulaşılmaz bir meta gibi geliyor bize. Sanki ona ulaştığımız zaman hakikaten çok mutlu olacakmışız gibi. Ama sizin söylediğiniz gibi eğer helal kazançla edinilmemiş bir maddi güçse ya da iman dolu bir göğüsle devam edilmemişse eğer o hayata o maddiyatın bizim için saadet huzur değil tam tersine darlık sıkıntı problem yaşatacağını düşünüyorum. Haksız mıyım? Çok doğru bir tespit. Çünkü bugün baktığımız zaman şunu net olarak görüyoruz. Gerçekten temeli ...sağlam bir şekilde inşa edilmemiş. Bu Hı -hı. temel dediğimiz şey işte ayet-i kerimenin bize verdiği, evet. öğütlediği... Hı -hı. ...iman ve salih amel ve güzel ahlak üzere temel edilmemiş bir maddenin... Hı -hı. ...maddi kazancın e, insana hakikaten bu dünya hayatına bırakın mutluluğu getirmesini... Hı -hı. ...insanın çoğu zaman savrulmasına sebep olduğunu Evet görüyoruz. Bunun e, hani e, örneklerinden bir tanesidir her yıl e, bu insanların hani işte piyangodan hani... Büyük evet. bir ümitle hı hı. E, beklentileri olur ve hı hı. çoğu zaman şunu görürüz. Oradan kazanılan hani büyük miktardaki e, maddi kazancın çoğu zaman o kişilerin şayet belli temelleri yoksa hı hı. savrulmalarına sebep olduklarını. Ki neredeyse yüzde doksanı hocam. Çok büyük hı hı. bir oranda hı hı. aile hayatlarının bozulduğu hı hı. E, bir şekilde dağıldıklarını görüyoruz. Hı hı. Demek ki e, bereket ve huzur çoklukta değil. Evet. Ee, kimi zaman daha azza sahip olmak, Hı -hı. daha aza kanaat etmek, dünyanın o hırs ve tamah e, noktasındaki e, bir anlamda insanın bir tarafında da olan, nefsani Hı -hı. tarafında da olan. Evet. O tarafını törpülemediği zaman gerçekten gelen maddiyatın da fayda vermediğini görüyoruz. Hani Anadolu'da bir tabir vardır. Denir ki haydan gelen huya gider. Evet. Bu çok önemli bir ifadedir aslında. Kazancınız helal yoldan Doğru bir şekilde olmuyorsa oradan ne bir bereket bekleyebilirsiniz, hı hı. ne bir hayır bekleyebilirsiniz, ne de bir mutluluk bekleyebilirsiniz. Bilekiz mutsuzluk ve huzursuzluk getirecektir. Hı hı. Bugün insanın en büyük e, dünün insanda da vardı ama bugünün insanı evet. daha fazla modern insanı yaşadığı bir problem olarak karşımıza geliyor. Hı hı. Kaygı bozukluğu, geleceğe yönelik endişe. Şimdi bu endişeleri ortadan kaldıracak şey aslında temelde insanın e, o bereket kavramını bilmesi ve ona inanmasıyla aslında mümkündür. Çünkü Cenab-ı Hak e, aslında insanın o kanaatini e, beslediği zaman e, tamahını ortadan kaldırabildiği zaman gerçekten e, ne karnını doyurmasında ne hayatını idame ettirmesinde. Ee, biz zorluk yaşamadığını görüyoruz. Paylaşıldıkça hı hı. arttığını görüyoruz bilekiz. Evet. Ama insanın o hep benim olsun, her şey benim olsun ve her şeye sahip olmalıyım duygusu hı hı. E, hem dünyasını mahvediyor, hem de aslında daha da kötüsü ebedi hayatını mahvediyor. Çünkü bu dünya hayatındaki kazançlar e, geçici bir süre. Kur'an-ı Kerim bunu çok güzel ifade eder. Hı hı. Geçici yurt için kalıcı yurdu ihmal etmesi insanın aslında. E bir anlamda da gafletini ortaya koyuyor. Evet, Akıl kârı değil aslında evet. hesap kitap yaptığınız zaman Tabii değil mi? Yani göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir ömrü belki de. E, şu anda düşünüyorum mesela kaç yaşında olursanız olun şöyle bir geçmişe baktığınızda ne diyeceksiniz? Aa ne kadar geçti zaman diye. Bu kadar kısa fani bir dünya için ne gerek var ki ebedi yurdumuzu sizin de söylediğiniz gibi e, daha da kötü şartlar altında yaşamaya, orayı karanlık bir e, hale getirmeye ama bunu bile bile işte bazen gaflete düşünüyoruz. Evet. Evet. E, orada da belki dengeyi tutturma çok önemli. Elbette ki e, bir Müslümanın dünya hayatını tesis etmesi, çalışması, hani hiç ölmeyecekmiş gibi hı hı. bu dünya için ama yarın ölecekmiş e, gibi ahiretin çalışma ahireti için çalışması Kur'an'ın bize öğütlediği bir şeydir. Elbette ki dünya hayatı da bu anlamda önemlidir. Çünkü ahiretin kazanıldığı bir yerdir dünya. Ancak dünyayı sadece bir takım menfaat efendim bir takım maddi kazançlar üzerine koyup bereket huzur üzerine tesis etmediğimiz zaman o zaman işte insan gerçekten boşa çalışmış oluyor. Evet. Bunu baktığımız zaman mesela işte hani şu zor zamanlardan, sıkıntılı zaman içerisinden geçiyoruz. Tüm dünya ülkelerini ve başta Müslümanları olmak üzere üzen bir Filistin mevzusu var mesela. Bakıyorum diyorum ki hani ne elde edecekler bu kadar kan, gözyaşı, acıyla kazanılan topraklardan ne umut edecekler? Bu zamana kadar yüzyıllardır dünya var ve bu topluluklarda Rabbim nasip etti insanlar dünyaya geldiler belli bir şeyin toprağın üzerindeler. Bu kadar kötülükle acaba mutlu olabilecekler mi? Bilemiyorum biz görür müyüz görmez miyiz ama içimde inanın hiçbir şey yok. Yani ben biliyorum ki hani bir gün kahrolacaklar ve bu yaşattıklarının bedelini ödeyecekler. Genel anlamda devlet olarak baktığımız zaman bile iç dünyamıza çekildiğimizde bireysel olarak da sizin söylediğiniz gibi ne bu dünyayı ne o e, öbür dünyayı e, bu kadar şey yapmaya gerek yok galiba. Hep bir dua ederiz ya böyle herkesin çok sevdiği bir dua Allah'ım hem bu dünyada hem de e, e, ahirette bize iyilik ve güzellik evet. verdi. Evet. Galiba bunun için çalışmak gerekiyor sürekli e, ve çalıştığının e, sonucunu da işte hem bu dünyada hem ahirette kazanıyorsun aslında. Evet, evet. Şimdi bahsettiğiniz örnek üzerinden tabii ben de e, duygularımı e, açıklamak Lütfen. isterim işte, açıkçası gerçekten çok e, acı hı hı. E, görüntüler çok üzücü manzaralarla evet. karşılaşıyoruz hı hı. E, o bahsettiğiniz susuz gerçekten çok önemli dünya e, kimseye kalmamış hı hı. E, dünün zalimleri e, bugün bugün e, lanetle anılıyor hı hı. bugün insanlık onları güzel bir şekilde anmıyor ama tarih boyunca güzel şeyler yapmış olan insana ve insanlığa hizmet etmiş olanlar da e, gerçekten bu gök kubbe var olduğu sürece hayırla ve güzellikle anılıyor. Evet. Kur'an e, bunu bize e, mesela Hazreti İbrahim örnekliğinde o kadar güzel anlatır ki. Hı, hı. Mesela her namazımızda biz Ali İbrahim'e dua ederiz hı hı. İbrahim ailesine. Niye? O aile öyle bir aile ki çünkü ...yeryüzünde tevhidin simgesi olmuş. Hı hı. Yeryüzünde iyilik ve güzelliğin simgesi olduğu için... ...bugün asırlar sonra bile insanlar hala onları en güzel şekilde yad ediyorlar. Şimdi insanın e, küçük hırsları tabii bu bir imansızlık göstergesidir aynı zamanda. Evet. Bahsettiğiniz örnekler maalesef yeryüzünde... E, hakkı, adaleti tesis etmek için mücadele eden e, değil, bilakis zulmü, haksızlığı ve imansızlığı yayma konusunda e, kendilerini adeta bunu adamış olan Hı -hı. E, kötü insanlar diye tarif edeceğim. Çünkü yeryüzünde bugün gördüğümüz e, protestolara baktığımız zaman evet. da e, dünyanın her tarafında iyi insanlar var, Hı -hı. dünyanın her tarafında vicdanlı ve merhametli insanlar var ki zaten insana yakışan da budur. Evet. Bugün e, işte o ufak hesaplarla e, çok kazanma dünyaya bir anlamda sahip olma arzusunun e, insanın aslında ne kadar gaflet ve e, gerçekten e, aymazlık içinde olduğunun da bir göstergesidir. Hı hı. Kendi ömürleri bile bunu görecek kadar uzun olmayacak, olmayacak. olan evet. bir mücadele, mücadele de denilmez bir e, adeta vahşi bir saldırı asla e, yeryüzünde e, kalamayacaktır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın vaatlerinden bir tanesi de e, zulmün baki olmayacağıdır. Evet. Her zaman iman, her zaman istikamet ve güzel ahlak olmuştur. E, ve bunlar insana huzur getirmiştir, bereket getirmiştir. Bugün e, o top oradaki o o büyük yani teçhizata şeye rağmen bakıyorsunuz. Orada yaşayan insanlarda huzur ve bereket yok Hı -hı. ama bir Gazze'liğe bakıyorsun, Hı -hı. ondaki imana bakıyorsun, evet. ondaki teslimiyeti gördüğün zaman diyorsun ki acaba yani bizim göremediğimiz ne var Hı -hı. diye e, bir gayrimüslim bile bu soruyu sorup Kur'an'a yönelebiliyor. Evet zaten bununla ilgili bilmiyorum belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Evet. Ee, neden böyle hala dirençliler neden o toprakları bırakıp gitmiyorlar neden küçücük evlatları e, şehit oluyor ölüyorlar ama buna rağmen hala oradalar evet. e, deyip böyle Kur'an-ı Kerim'de şehitlik mertebesi mesela Google, e, şey, e, Google'dan arama e, yaptırıyormuş. Tüm dünyadaki diğer e, şeye sahip olanlar e, mezheplen e, inançtan olanlar e, inanılmaz bir e, soru yağmuruna tutulmuş demişler ki işte neden hala oradalar? E, Kur'an'da şehitlik mertebesi nedir? Neden topraklarına bu kadar sahip çıkıyor? Nasıl bir iman bu? Evet. Ve Kur'an-ı Kerim e, almaya başlayanlar, evine sipariş etmeye başlayan birçok e, işte e, Hristiyanın olduğu söyleniyor mesela. Demek ki tüm dünyanın dikkatini çekti evet. aslında. E, bu e, çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. E, yani şaşırılmayacak gibi değil. Şu evet. dünyada gerçekten de hala çocuklarını e, kaybetmiş olmasına ra Ramen kalkıp da o iman gücüyle seslenebilmek, biz burada izleyebilmek e, sadece Allah sevgisiyle Allah'a imanla olabilecek bir şey. Evet. E, ve bugün e, kaybettiğimiz değerlerden işte bereket kavramı da aslında bir anlamda bunu gösteriyor. Hı hı. Çünkü e, Gör, sadece görünür madde alemine bakarak işte mana kısmını düşünmediğimiz zaman işte o e, izah edilemeyen durumlarla karşı karşıya evet. kalıyoruz. Oysa işte insanın paylaşarak, insanın e, vererek e, hayatına e, hem bireysel hayatına hem toplumsal hayatına o e, huzurun çok daha rahat geldiğini görüyoruz biz. Yani Rabbim herkesin evinde huzurla, sağlıkla, Sağlıklı. bereketle oturmasını nasip etsin inşallah. inşallah ama işte herkesin de bireysel olarak ama üzerine bir takım görevler düşüyor değil mi hocam? Peki dilerseniz bir de şeyi öğrenmek isterim ben peygamber efendimizin bereket Allah'tandır şeklindeki sözleriyle anlatmak istediği aslında nedir? Biraz daha böyle ayrıntılı bir şekilde konuşabilir miyiz? Bunu. Ee, şimdi e, evet bereket Allah'tandır. E, çünkü bereketin Allah'tan olduğunu bize e, ayet-i kerimeler Hı -hı. E, çok açık ve net olarak Hı -hı. söylüyor. Ve biraz önceki okuduğumuz ayet-i kerimenin e, ifade, Hı -hı. orada da ifade edildiği üzere iman ve istikamet üzere olanlara Cenab-ı Hak e, bereket vereceğini Hı -hı. E, söylüyor. Bu bereket aslında sadece dünyada Maddi anlamda bir bolluk değil, hı hı. işte manevi anlamda huzur ve saadet olarak yansıyacak. Hı. Veya sadece bu dünya hayatı olarak da düşünmeyelim. Yani o bereketin bu dünya kadar ahirete tekabül eden kısmı da var. Hı hı. Oraya O noktada da Cenab-ı Hak huzur ve bereketi kullarına vereceğini vaat ediyor. Peki bu bereketi artırmak adına neler yapabiliriz? Evet. Yani nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ben biraz bugün... ...bunu maddeleyelim istiyorum. Evet Hayatımız çok iyi olur hocam. Yani bugün... E Bereketsizlikten de şikayet ediyoruz. Hı hı. Yani hayatımıza neden bereket yok? Zamanın ıı, bereketinin olmadığını söylüyoruz mesela Tabii. değil mi? Ee, paranın bereketi olmadığını söylüyoruz. İşte mesela vakit geçirirken e, yine işlerimiz bitmiyor. Bir türlü toparlayamıyoruz. Böyle kafamız bir dağılıyor. Bunların hepsinin bir sebebi olsa gerek. Evet <laughs> e, bunların gerçekten bereketle bir bağlantısı var. E, bunların bereketle bağlantısını e, evvela şu e, istikamet üzerine belki... E, nokta olarak söylememiz gerekiyor. Hayatımıza bereketin artmasını istiyorsak imanımıza ve e, tevbemize önem vermemiz gerekiyor. Tevbemize de Tevbe. aynı zamanda. Evet. Yani e, iman üzere olmak e, hayatımıza dönüp bakmamız gerekiyor. Hayatımıza bir bereketsizlik varsa daha açık bir ifadeyle konuşmak gerekirse. Hayatımıza bir bereketsizlikten şikayet ediyorsak. Hı hı. Bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyorsak. O zaman dönüp acaba benim imanımla alakalı bir sıkıntı mı var diye sormamız gerekiyor. Yani bir muhasebe yapmak evet. gerekiyor belki de. Bu bu nefis muhasebesi çok Hı. önemli Demet Hanım. Ee, i̇mani noktada bir e, sorgulama içine girmemiz gerekiyor. Ee, daha sonrasında e, hayatımıza bereketin olmasını istiyorsak hayatımıza bu bo, hayatımıza bolca istiğfar olması gerekiyor. Hı. Dolayısıyla hani bir Müslüman sabah kalktığı andan itibaren e, hayatın her aşaması otobüse biniyoruz, işe geliyoruz. E, gün içinde ne yaparsak yapalım hayatımıza istiğfarı katmamız gerekiyor. Evet. Bu o kadar önemli ki e, mesela bir örnek üzerine gideyim. Yağmur duası. Hmm. Şimdi yağmur duası e, yapılacağı zaman şöyle bir şey yapılır. E, üç gün öncesinde ...insanlara denir ki tevbe edin. Hatta tutabiliyorsanız oruç tutun. Ve bir anlamda o bereketi isteyecek, hak edecek noktaya gelin. Biz şimdi aslına baktığınız zaman evet bir şeyleri istiyoruz ama istediğimize karşılık yap yapıyor muyuz? Üzerimize düşen görevi yerine getiriyor muyuz? Sadece istiyoruz Sadece belki de. Sadece istiyoruz. E, çünkü İman ve istikamet üzere olduğumuz zaman Cenab-ı Hak bereketin geleceğini söylüyor. Demek ki bereket berekette bir noksanlık varsa evet. o halde imanımızda ve istikametimize bazı sıkıntılar var demektir. Günahlar ve e, ahlaki bozulmalar bereketi kaçırır. Hı hı. Günahın arttığı toplumda ahlaki bozulmaların, dejenerasyonların arttığı toplumda bereket kaçar. Dolayısıyla buralarda bir noksanımız var mı? Bunu buraya bakmamız büyük ehemmiyet arz Öncelikle ediyorum. bir nefis muhasebesi yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Ondan sonra nerede yanlışlıklar yaptığımızı biz zaten biliyoruz. Evet. Onun için o günahlardan arınmak için e, bir tövbe edeceğiz bol bol tövbe, bol, bol tövbe edeceğiz. Evet. Tamam. Her e, vakit bunu yapabiliriz. Hı hı. E, namaz öncesi namaz sonrası gün her vakti ama samimiyetle bunu yapmamız hı. gerekiyor. İkincisi, e, ikinci madde olarak e, hayatımıza bereketi katmamız için infak çok önemli. Hmm, evet. İnfak etmek. Çünkü Cenab-ı Hak siz verdikçe ben size veririm diyor. Üstelik kat kat verir Evet Ziyadesiyle veririm, artırarak veririm. Bu katın bir şeyi de yok yani e, bir sınırı, da, sınırı yok. da yok. Sınırı da yok. Hatta ayet-i kerime bunu bize şöyle anlatır, bir başak örneği üzerinden anlatır. Bir taneden yedi başak, yedi başakta da her birinde yüz tane tane olduğundan bahsedilir. Cenab-ı Hak yani bir ufacık bir iyiliğe, ufacık bir infaka karşılık bile kat kat vereceğini söylüyor. Yani paylaştıkça bereket artar hı hı. ama bunun en açık göstergesi hani bir e, çorba yaparsınız bakarsınız işte bir misafiriniz gelir siz onu küçücük işte 3-5 kişilik bir aileniz için yapmışsınızdır hı hı. ama misafiriniz gelir ona ikram edersiniz e, o da doyar siz de doyarsınız yani onun bir bereketi gelir ki Üç kişinin doyacağı yerin beş kişi doyar, beş evet. kişinin doyacağı yeri on kişi doyar yiyeceğinden. İşte bereketi orada zaten evet. hani değil mi? O çorbanın, o yemeğin, o misafirin e, bereketi orada zaten. Aslında o kadar güzel bir şey söyledi ki sevgili izleyenler e, evde huzur ve bereketi konuşuyoruz. Ekranlarını yeni açanlar varsa Doktor Gülay Bilgin hocamızla birlikte öncelikle dedi hemen bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. E, huzuru ve bereketi arttırmak için dedi önce e, iman ve istikamet e, Noktasında zaten devam edeceğiz ama bol bol dua edeceğiz, tövbe istihbar edeceğiz ve onun dışında da paylaşacağız. İnfak çok önemli dedi. Bir çorbamız bile olsa dedi, onu bir misafirimizle paylaştığında siz daha iyi bilirsiniz. Önce böyle sanki bir tencere yemek yap, yaparız, şöyle bir bakarız yetmeyecekmiş gibi gelir ama aslında yeter de artar bile. Bunu hayatımıza döndürüp içinde yaşatabilirsek ne mutlu bize. Ne yazık ki bazen görüyorum böyle farklı örnekler ve hikayeler. Biraz kendi içimize kapanmaya başladık. Maddi olarak da tüm dünyada olduğu gibi bizler de belki şu sıralarda ekonomik sıkıntılar yaşıyor olabiliriz ama lütfen ne olursa olsun özümüzü dinimizin bize emrettiklerini ee, sünneti ve tavsiyeleri e, kulak ardı etmeyelim. Çünkü ne kadar ekonomik sıkıntı olursa olsun biz paylaşırsak Allah'ın izniyle onu da atlatırız. Ee, yani insanın e, huzur ve bereketinin çok, yani insana Cenab-ı Hakk'ın huzur ve bereketi çoklukta vermediğin en e, net örneklerinden bir tanesi Karun örneğidir. Evet, ee, Karun'un biliyorsunuz Hı -hı. hazineleri var Hı -hı. hatta e, adamları hazinelerinin anahtarlarını bile taşıyamayacak kadar bir mal varlığı var ama buna rağmen bakın o bütün mala rağmen o mal Karun'u mutlu etmiyor ona bir e, güzellik getirmiyor tarih aslında hep bu örneklerle dolu evet. dolayısıyla gerçekten paylaştıkça verdikçe bu vermenin neticesinde evet Cenabı Hak kat kat veriyor. Ama bir de manevi olarak bunun insana yansıması var. Yani onun içinizde size bir mutluluk olarak, huzur olarak yansımasının zaten bir karşılığı yoktur. Evet. Çoğu zaman insan tek başına bir şeyi Yediği zaman e, mutlu hissetmiyor Demet Hanım. Yani evet. e, birlikte yemenin, birlikte içmenin, birlikte paylaşmanın e, insana getirmiş olduğu huzur ve mutluluk gerçekten bir şey evet, diyor. Hep ailesiyle, eşiyle, dostuyla paylaşmak istiyor değil mi? O zaman daha huzurlu oluyor. Daha huzurlu oluyor, daha bereketli evet. oluyor. Dolayısıyla demek ki e, bereketi elde etmemizin e, ikinci yöntemi infak etmek. İnfak. Zekat, sadaka e, yapabildiğimiz oranda e, sahip olduğumuz her şeyi ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak e, hayatımıza o bereketi bir defa maddi ve manevi anlamda getirmiş oluyoruz. İnşallah. Üçüncüsü yine bereketin Evet e, madde madde gidiyoruz. Madde ki madde akılda kalsın evet, ama. ben hı hı. E, bunun çok akılda kalıcı olduğunu hı. düşünüyorum bu yöntemin. Hı hı. Üçüncüsü şükretmek. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak zaten bu müjdeyi bize veriyor. Diyor ki şükrederseniz Cenab-ı Hak nimetini artırır. Hı hı. Şükür biliyorsunuz bir nimete mukabil olur. Evet. Hamd her durumda olur. Hı hı. Yani hamd sıkıntıda da, kederde de, hüzünde de, güzel bir şeyde de her an olması gerekir. Hamd her durumda olur ama şükür nimete mukabil olur. Evet. Sahip olduğumuz nimetlerin şükrünü eda ettiğimiz zaman Cenab-ı Hak bunlara bereket verdiğini ve bunları artırdığını söylüyor. Peki nelere şükredeceğiz? Evet. Aslında nelere şükretmeyeceğiz ki? Çok fazla şey var da, yani evet. sabah uyandığımız andan itibaren hep söylüyorum, sağ salim e, güneşi görebildiysek bile belki şükretmek gerekiyor en nihayetinde elimiz kolumuz e, sağlıklıysak ona bile şükretmek şükret gerekiyor. gerekiyor. Yiyebiliyorsak, içebiliyorsak. Hocam bir bardak bir damla su içemeyen e, Tabii. değil mi e, insanlar var sonuçta, bir bardağa e, bir damla suya muhtaç olan insanlar var. E, kimi zaman işte sağlık için. Ee, kimi zaman e, manevi anlamda, maddi anlamda yani o kadar çok şey var ki e, düşününce bir dünya şükredecek şey buluyor insan. Evet. İşte insanın belki dünyaya da bu göze bakması, sahip olduklarının farkına varması Hı -hı. çok önemli. Maalesef insan. Sahip olduğuna değil olmadığına bakıyor. Hmm. Yani kendinde var olmayana bakıp hayıflanarak, üzülerek hatta bazen isyan ederek vaktini geçiriyor. Evet maalesef öyle. Bilekiz e, bunun aksi insan kendinde var olanları görmesi, onlara şükretmesi hem nimeti artıracaktır, Hem nimeti arttırmasına vesile olacaktır. Hem de bir anlamda onu mutlu da edecektir. Çünkü e, hayata nasıl bakarsak gerçekten öyle görürüz. Hı hı. Pek çok nimete sahip olduğumuzu düşündüğümüz anda e, Allah'a daha fazla ibadet etme, daha fazla yönelme ve daha fazla şükretme ihtiyacı hissederken e, ben bende ben de yok neden onda var. Başkasındakileri görüp kendi e, üzerimizdeki nimetleri görmediğimiz zaman bu hem e, Cenab-ı Hakk'ın e, taksimine karşı çıkmak oluyor. Evet. Ona verdim bana neden vermedin? Hı hı. Bir anlamda bir içini isyan barındırıyor, hem de bir anlamda e, nimetleri kaybetmemize de sebep olabilir. Evet maalesef öyle doğru. Çünkü şunu e, bilmemiz gerekiyor ki hiçbir şey kalıcı değil. Yani bugün sahip olduğumuz nimetlerin ömür boyu devam edeceğinin bir garantisi yok. Her şey geçici bu dünyada. E, en başta tabii ki hayat. E, bitiyor. Hı hı. E, ömür dediğimiz sermaye bir şekilde tükeniyor. İşte bu e, yaşam içerisinde, bu hayat içerisinde bunu fark edebilmek ve her bir nimete şükredebilmek. Etrafımıza baktığımız zaman şimdi şu e, tabiat bize çok şeyi söylemiyor hı hı. mu? Elbette. Yani içinde bulunduğumuz Hı. ortam, işte bakıyorsun sonbahar geliyor, o yaprakların dökülmesi, adeta biten ömürleri bize hatırlatıyor. Her şeyin bir sonu var. Her şeyin bir sonu olduğunu gösteriyor. Dünya hayatında e, çok sıkıntı içinde olan, çok zorluk yaşayan insanlar var ve bunları görüyoruz. Hı. Bunlar e, artık çok net bir şekilde evimizin içine kadar giriyor. Hı. Şimdi bütün bunlar yaşanırken kendi hayatımıza dönüp sürekli şikayet ederek. Süke, sürekli olumsuzluk üzerinden hareket ettiğimiz zaman hayatımıza nasıl bir bereket olabilir ki? Hocam hem bereket olmuyor hem de zaten hayatta size o şekilde bakıyor. Kesinlikle yani bir geri dönüşüm o. olduğunu düşünüyorum. Ben hayata ne zaman olumsuz bakıp böyle üf üf dediğim zaman bir şekilde onun bana geri döndüğünü hissediyorum. O yüzden de artık hani belli yaşlara gelince bunları hani siz de iyi bilirsiniz. Yaşadıkça insan. Daha çok e, örnekliğine hakim olabiliyor. Bakıyorsun, e, güzel bir şey söylersen karşılığını güzel alıyorsun. Güzel bakarsan, güzel görürsen, güzel bakıyorsun. Hep olumlu bakmak lazım. E, i̇şte bu da şey yani e, hani Rabbim var, gam e, tasa yok derler ya. Evet. Gerçekten hiç e, hayattan e, umudu kesmemek gerekiyor evet. belki de. E, Allah'tan zaten e, hayattan ümidi kesmek, e, Allah'tan um ümidi kesmek anlamına geliyor. Çünkü Hı -hı. Yaşadığımız sürece Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu e, yaşam, o süre, hı hı. E, o nefes e, alma e, süresi boyunca biz bize düşen, işte onların farkına varmak ve üzerine düşeni yapmak, hakkını vermek. Hı hı. E, o zaman hayatımız bereketliyor, zamanımız bereketleniyor. Bugün mesela zamanın bereketsizliğine yakınıyoruz ama hı hı. E, bakıyorum yani kendimi de dahil ederek söylüyorum. Ne kadar çok vaktimizi gereksiz şeylerle geçiriyoruz. Evet. Bazen farkına varmadan bir bakıyoruz elimizdeki cep telefonuna bir saattir bakıyoruz. Evet. Saatlerce gereksiz bir şey için vaktimizi öldürebiliyoruz. Oysa o zamanı hayırlı bir iş için, güzel bir iş için harcasak hı hı. hem zamanımız bereketleniyor hem de o bereketli zaman bize iyi geliyor, bize iyi hissettiriyor. Çünkü boş işlerle uğraştığı zaman insan kendini kötü hissediyor demek. Kesinlikle Hanım? aynı fikirdeyim hocam, çok katılıyorum size. Ee, şimdi e, biz kaç dakikadır, yaklaşık işte 35-40 dakikadır. E, bu şeyi konuştuğumuzdan beri ben mesela kendimi daha iyi hissediyorum evet. ama maalesef bir de şöyle bir şey de var siz e, konuşurken böyle e, her zaman pozitif bir enerji alıyorum hep söylemişimdir Teşekkür sizden ederim. konu da güzel şimdi yönetmenim kulağıma dedi ki Demet Hanım iki dakika var dedim evet. nasıl dedim ya o kadar güzel bir konu ki e, hani konuşacak belki de çok şey var e, ama işte e, maalesef bize ayrılan <laughs> e, sürenin yavaş yavaş sonuna geldik o yüzden hocam istiyorum ki böyle sevgili izleyenlerimize Bilgiler verin yani e, aile huzur ve bereketle ilgili onlara e, böyle söylemek isterseniz ilaç niyetine neler anlatmak istersiniz? Yani ilaç niyetine belki o maddeleri kısaca bir özetleyebiliriz. Hı hı. E, eğer hayatımıza bereket istiyorsak bir defa hayatımızı iman ve istikamet üzere geçirmemiz hı hı. gerekiyor. Güzel ahlak ve salih amel hayatımızda olması gerekiyor. İnfak ve paylaşım çok önemli. Paylaştıkça artar. Evet. Her şey paylaştıkça artıyor. Paylaşmasını bilmemiz çok önemli. Sahip olduğumuz nimetlerin bize verilmiş bir emanet olduğunu, şükrünü eda etmemiz gerektiğini, Hı -hı. şükrünü eda edersek hem bunun e, Cenab-ı Hak katında güzel bir e, davranış olarak e, var olacağını, hem de hayatımıza huzur ve bereket olarak yansıyacağını bilmemiz evet. gerekiyor. Belki bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman, yani bu ıı, yaşantımızı daha anlamlı hale getirecek Hı. ve daha bereketli daha mutlu bir eee ...dünya hayatı yaşamış olacağız. İnşallah ailede... E, ...sizin de az önce söylediğiniz gibi... ...bizim e, kendimizi en iyi hissettiğimiz... ...en güvende hissettiğimiz yer... ...ve huzur ve bereketi... ...önce aile içinde daha sonra toplumsal olarak... ...ve e, dünya olarak belki de... ...paylaşırsak e, çok daha İnşallah. mutlu oluruz... ...Allah'ın izniyle. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten... E, ...çok keyif aldığım bir Benim sohbet oldu. Benim yani böyle. E, ama her zaman bekliyorum yine böyle... ...güzel konularda buluşmak İnşallah. üzere diyeyim Gülay hocam elinize, ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben yani teşekkür ederim. Oldum. Rica ederim. Evet, değerli izleyenlerimiz, yeni güne merhaba ekibi olarak sofralarınızı şenlendirmek için yemek danışmanı Tuğba Şener'in mutfağına konuk olduk. Bakalım bugün bizler için hangi nefis tarifi hazırlamış? Buyurun. Herkese merhabalar. En güzelini selamıyla Allah'ın selamıyla selamlıyorum efendim. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tariflerim arasında kek var. Kek evde bulunan malzemelerle en pratik sistemle size sunacağım. İnşallah siz de denersiniz evde. Şimdi malzemelere geçelim. İki tane yumurtamız var. Yumurtayla bir çay bardağı şekeri çırpacağım. Daha sonra bir çay bardağı ayçiçek yağı. 1 su bardağı sütümüz, kabartma tozumuz, vanilyamız, üzerine birazcık pudra şekeri ayırdım ve unumuz var. E bu tereyağla unu e, kek kalıbının içerisine yağlayacağım, daha sonra unlayacağım. Kekimiz çünkü kek kalıbına tutmasın diye. Hadi buyurun başlayalım. Evet, yumurta ile şekerimizi çırpmayla başlıyoruz. O kadar pratik ve tutan bir tarif gerçekten herkesin evinde yapabileceği şekilde düzenledim. Biraz ses olacak. Bir dakika çırpacağız. Daha sonra yavaş yavaş ayçiçek yağını ekleyeceğim. Evet efendim küpük küpük olana kadar yumurtayla şekerimizi çırptık. Şimdi ayçiçek yağını sıvı yağımızı ekliyorum. ve bir daha başlatıyorum. Sütümü ekliyorum. Şimdi unumu eklerken kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek ekleyeceğim içerisine. E, yalnız önemli bir püf noktası buradaki yumurta ile şekerin çok iyi çırpılması. Yani aynı panispanya yapıyormuşuz gibi çırpıyoruz. Bu kekin adını şıpşak kek koydum çünkü o kadar hem pratik hem evde bulunan malzemelerle o kadar güzel kabarıyor ve kıvam alıyor. Mutlaka denemelisiniz. Şimdi bir ilk önce unumu havalandırıyorum, koyuyorum. Daha sonra kabartma tozumu ve vanilyamı eliyorum. Şimdi yine e, çırpmaya alacağım. En son size kıvamını göstereceğim. biraz daha un istiyor. Yaklaşık 4,5-5 su bardağı kadar una ihtiyacım var. Şöyle ekleyebilirim unumu. Çırptıktan sonra yine kıvamını göstereceğim. önce kalıbımı yağlayacağım. Kalıbımı yağladıktan sonra unlayacağım. Hiçbir şekilde kek kalıpta kalmış olmayacak. Eğer büyük kek kalıplarını kullanmak istiyorsanız iki katı ölçüde yapabilirsiniz. 2 katı veya 3 katı ölçüde de yapılabilir. Eğer elinizde tereyağı yoksa margarinle de olabilir tabii ki bu işlem. Bakın kalıbımı böyle yağladım. Yağladıktan sonra un serpiyorum. Unu biraz gezdiriyorum kalıbın içerisinde. Daha sonra bunu atıyorum. Yani ters çevireceğim kalıbımı. Kekin üzerinde çünkü beyazlıklar oluşmasını istemiyorum. Bu nedenle. İyice unumu temizledim. Kekimin kıvamı bu. Çok cıvık bir kek değil. Çok katı da bir kek değil. Kıvamı bu şekilde olacak. Ve bismillah diyoruz. Yavaş yavaş döküyoruz. Ben 2 yumurtayla yaptım. İsterseniz 4 yumurtayla da yapılabilir. 4 yumurtayla tabi bu kalıba dökemeyiz. 4 yumurtayla büyük kek kalıplarına dökülebilir. biraz şimdi vuruyorum. İçindeki kabarcıkların çıktığını göreceksiniz. Kekin havasını aldım. Ve şimdi e, 165-170 derecelerde bir 35-40 dakika pişirmeye vereceğiz. Alt üst ayarda. Hadi fırına gidelim. Evet efendim kekimiz fırından çıktı. 170 derecede alt üst ayarda yaklaşık 35-40 dakika pişirdik. Bakın e, üzerinde Um, un kalıntıları yok çünkü çırpmıştık biliyorsunuz ki. Şimdi ben pudra şekeri ekliyorum. Kekimiz harika bir şekilde pişmiş. Pudra şekerini ekledikten sonra iç yapısını size göstermek istiyorum. Biraz keseceğim keki. Dediğim gibi ben iki yumurtayla yapmıştım. İsterseniz dört yumurtayla yani bütün malzemelerin iki katıyla da yapılabilir. Büyük bir kek kalıbına dökülerek. Şöyle ortadaki dokusunu da göstermek istiyorum. Evet, evde yapmanız ve denemeniz tavsiyesiyle diyoruz. Herkese yiyenlere afiyet şifa olsun efendim. Yeni Güne Merhaba tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. E, programımda yine e, bugün çok kıymetli bir konuğum var. Diyanet İşleri Başkanlığı e, Daire Başkanı Mehmet Aydın Hocamız bizlerle birlikte olacak ve tarihi belgelerle Diyanet İşleri Başkanlığı sergisini ve tarihçesini konuşacağız. Eğer bu konuyla ilginiz varsa, sorularınız ya da merak ettikleriniz varsa lütfen öncelikle bir Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edelim. Ondan sonra da sorularınızı ve ...önerilerinizi gönderebilirsiniz. Biz buradayız, bekliyoruz değerli izleyenler. Evet hocam hoş geldiniz. Hayırlı Teşekkür sabahlar ediyorum. diliyorum. Nasılsınız? Sağ olasınız. Sizler nasılsınız? Tam olsun hocam. Sizlerle beraber olduğumuz zaman ve böyle güzel konuları... ...bilgilendirici konuları konuştuğumuz zaman çok daha iyi oluyoruz, öyle söyleyeyim. Şimdi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarihi belgeler üzerinde bir sergisi açıldı... Daha doğrusu aslında bu sergi biraz da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulduğu andan itibaren bu zamana kadar nasıl bir yapılanma içerisinde olduğunu da bize tarihi belgelerle anlatıyor diyebilir miyiz hocam? Evet. Evet. Ee, peki böyle bir şeye, böyle bir sergi oluşturulma e, amacı neydi? Neden ihtiyaç hasıl oldu? Ve bu süreçle ilgili biraz bize bilgi verebilir misiniz? Tabii teşekkür ediyorum. Ee, malumunuz... Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan e, medeniyetler e, bulunduğu yerlerde büyük medeniyetler kurmuş olan tarihin akışına yön veren büyük bir medeniyetin bizler temsilcileriyiz. Evet. Bugünlerde Cumhuriyetimizin 100. yılını hı hı. kutluyoruz. Önümüzdeki yüzyılı da Türkiye yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. E, şu an devletimiz Türkiye Cumhuriyeti bizim sahip olduğumuz son devletimiz ama bundan önce de bizim Devletlerimiz oldu. Orada da dünyaya çeşitli miraslar, medeniyetler bıraktık. Diyanet İşleri Başkanlığı ve onun üstlenmiş olduğu misyon açısından baktığımızda bu kurmuş olduğumuz devletlerde çeşitli isimlerle Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, misyonunu, vizyonunu üstlenen kurumların olduğunu bizler görmekteyiz. Hı hı. İlk Türk İslam Devletleri'nde, mesela Kutat Kubilik'te, Yusuf Haseci Bin'in yazmış olduğu Kutat Kubilik'te Dört ana karakter var. Bunlardan birincisi, birisi Odgırmış isimli bir karakterdir. Bu karakter de gerçeğin bilgisine sahip olan, uyanmış kişi anlamına gelen bu kişi, topluma ahlakı, doğruluğu, iyiliği öğütleyen kişidir. Bunun gibi Osmanlı Devleti'nde Meşiat Makamı, Cumhuriyet'in 1920'li yıllarda şeria ve Efkaf Vekaleti, 3 Mart 1924 yılıyla da Diyanet İşleri Reisi olarak kurulan, Kurumumuz tarihi kökleri olan geçmişten günümüze kadar insanlara iyiliği, doğruluğu tavsiye eden bir kurumdur. Onun için ismimiz Diyanet İşleri Başkanlığı hı hı. ama köklerimiz asırlık bir çınar gibi den beslenen, Kur'an'dan, ayetlerden ve insanımızdan beslenen bir kurumumuz. Dolayısıyla bu kurumun tarihten günümüze kadar topluma söylediği ve ortaya koyduğu faaliyetler var. Bir anlamda biz son 100 yılının ortaya belgelerle koymayı hedefledik. Tabi baktığımızda insanların hafızaları var. İnsanlar hafızalarını hatıralarıyla yaşıyorlar. Hı hı. Kurumların devletlerin de hafızaları var. Devletlerin kurumların hafızası ise arşivlerdir. Onun için bizim burada bu 100 yıllık serüveni ortaya koyarken en önemli kaynağımız tabi arşivlerdi. Bugün e, baktığımızda modern çağda, ya eskiden de böyledir, hikayesi olmayan bir şeyin toplum arasında e, yayılmadığını görüyoruz. Hı hı. Şarkılar var, türküler var, evet. destanlar var, hepsinin bir hikayesi var. Aslında bizim de sergimizin bir hikayesi var. E, tabiri caizse her şey bir masayla başladı. Göreve başladığım e, ilk dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, malzeme yönetimi satın almadı ayrı başkanıyım. E, depoları bizlere bağlı. O depoları gezdiğimde arkası bize doğru dönük büyük bir masayı gördüm ben. Arkadaşlarıma sorduğumda e, önemli bir masa olduğunu ama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. Tabi zamanla masayı araştırdığımızda bizi heyecanlandıran e, bir bilgiye ulaştık. Elmel Hamdi Yazır'ın e, Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirini üzerinde yazdığı masa olduğunu görünce Heyecanla hemen masayı sergilemek istedik. Evet biz de dün gördük hocam. Sevgili yapımcım Barış Tığlı ile beraber gittik. İnanın gerçekten çok isabetli bir karar olmuş. O masaya hatta böyle elimizi falan sürdük. İnsan kendini iyi hissediyor. Geçmişten günümüze gelen böyle hatıraları gördüğü zaman o günlere bir gidiyorsunuz. Farklı duygular içerisine giriyorsunuz. Biz de sergiye girdiğimiz andan itibaren böyle hissettik gerçekten de. Çok isabetli bir karar olmuş. Çünkü ben de mesela Diyanet Televizyonu'nda çalışıyor olmama rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dün o arşivlerini gördüğümde aslında ne kadar çok şey bilmediğimizi ya da eksik bildiğimizi fark ettik o belgeleri görünce. Evet. E, masayı... Sergilemek için e, tabii hikayesini öğrenelim. Ondan evet. sonra koyalım. Tamam. dışarı çıkardığımızda e, masa ile ilgili uzun bir arayış içerisine girdik. Çünkü masanın Elmalı Hamdi Yazır'a ait olduğunu Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, kurumumuza getirdiğini öğrendik. Ama kim tarafından gelmiş yüz yıllık bir serüveni var masanın. Başkanlığa nasıl gelmiş? Bununla ilgili ciddi bir araştırmalar yaptık. Öğrendik ki Bursa'da 1980 yılında ee, ilk İmam Hatip orada açıldığında Osman Gazi'de hı hı. E, Topbaş ailesi İmam Hatip'i kendi paralarıyla yaptırıyor. Faruk Topbaş ve Eymen Topbaş beyefendiler e, dedeleri Elmalı Hamdi Yazır'ın torunları bunlar hı. kız tarafından. Dolayısıyla böyle Kur'an'ın tefsirinin yapıldığı bir eserin de ancak İmam Hatip'e yakışacağını evet. düşünerek İmam Hatip, e, İmam Hatip okuluna bağışlıyorlar. Önce müdürün e, odasında müdür masası olarak bir miktar kalıyor. Daha sonra da öğretmenler odasına ardından da bizim başkanlığımıza geliyor. Ne güzel. Tabii biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece masa bir odun parçası değil. Elbette. Onun taşıdığı bir ruh var. Hı hı. Dönemini yansıtıyor. Elinizi dokunduğunuzda hı hı. masaya Elmalı Hamdi yazırın hı hı. o masanın üzerine tefsirleri yayıp da e, eserini yazarken ki e, manevi atmosfere geçiyorsunuz. Evet. Zaten ecdadımız baktığımızda eşya ile arasında duygusal bir bağ kurmuştur. Eşyayı isimlendirmiştir. Eşyanın üzerine birçok eser görmekteyiz. Bu sergimizde de var. Biraz sonra ifade edeceğiz. Allah'ın isimlerini vermiştir. İnsan eşyaya dokunduğunda hunharca onu kendine ait bir meta gibi tüketmeyi değil de insanların faydasına o eşyayı nasıl kullanacağını gösteren Üzerinde isimler yazmıştır. Hı hı. Biraz sonra inşallah, i̇nşallah hocam. E, örneklerini göstereceğiz. İnşallah. Peki e, bu süreçte sergi oluşum sürecine tarihe tanıklık etmiş e, olan kişilerle de tanışma ya da konuşma fırsatı bulabildiniz mi? Bunlar kimlerdi mesela? Tabii bu süreçte çok e, ilginç olaylar da yaşadık. Dönemin tanıklarıyla ulaşmak istedik. Malumunuz. 1920 yılları olduğu için hı hı. o döneme bizatihi tanıklık etmiş olan insanlar vefat etmişler. Evet. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın bu serginin oluşturulması ile ilgili çok büyük bize teşvikleri oldu. İsmini ismini anmadan geçmek istemiyorum. Biz bu sergide 3 kişi görevliyiz. Rehberlik Teftiş Başkanlığımızda Doktor Başmüfettiş Doktor Asım Coşkun Hocamız hı hı. ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'nde uzman Eyüp Demir arkadaşımızla beraber biz bu çalışmayı yürütüyoruz. Ee, başkanımızın talimatıyla bir heyecanla masayı e, sergiye çıkarınca başkanımız bunun devamını getirelim. 1920'li yıllardan başlayarak böyle bir sergi oluşturalım diye bize heyecanla e, bizi yönlendirdi. Tabii bu arada rehberlik teftiş başkanımız. Hasan Güçlü beyefendinin, beyefendi'nin de bu serginin oluşturmasında çok büyük katkıları oldu. Ee, tıkandığımız yerde kendisinden ciddi anlamda destekler aldık. Ee, söz konusu tarih belgeler olunca ilk kapısını çalacağımız yer Devlet Arşivleri Başkanlığı'ydı. Evet. Oraya gittiğimizde şunu ifade etmem gerekir ki sanki Diyanet İşleri başkanlığımıza gitmişiz, kendi kurumumuzdaymışız gibi bizi e, güzel karşıladılar. Bu projeyle ilgili e, Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığımıza bağlı. Başkanı Sayın Profesör Doktor Uğur Ünal Beyefendi bize yol gösterdi. Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın bir Ankara'da Cumhuriyet Arşivleri, İstanbul'da da Osmanlı Arşivleri var. Dolayısıyla 1920'li yıllar olduğu için bir bölümüyle biz Osmanlı 1923'ten sonra da Cumhuriyet Arşivleri ile muhatap olduğumuz için önce çalışmamıza İstanbul'da başladık. Orada da çok kıymetli daire başkanımız Cevat Bey'in bize katkıları bulundu belgelerin hazırlanmasında. Hı hı. Ee, bu anlamda hem başkanımıza hem devlet arşivleri başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Tabi belgeler tarihi ortaya koyan en önemli kaynaklardan birisidir. Evet. Çünkü belgeye baktığınızda bugün Cumhurbaşkanımızın üzer, özellikle üzerinde durduğu bir şey var mesela. Diyelim Ermeni meselesi olduğunda Cumhurbaşkanımız belgelerinizi çıkarın biz de belgelerimizi ortaya koyalım. Tarihi gerçekleri belgeler üzerinden e, gösterelim ifadesinde bulunuyor. Arşiv bir anlamda aslında belgeciliktir. E, Osmanlı Devleti'nin bu anlamda çok büyük bir e, arşivcilik hizmeti vardır. Bizler de e, belgelerle çalışmayı önce prensip olarak Devlet Arşivleri Başkanlığı'yla yapmış olduğumuz protokolle ortaya koyduk. Ardından acaba bu olaya tanıklık etmiş insanlar var mıdır diye yola çıktık. E sergimiz e, 1951 yılına kadar e, belgeleri şu an e, onlardan oluşuyor. Evet. İnşallah 2000'li yıllara kadar sergimizi götüreceğiz. Bu anlamda 3 başkanımızın dönemi, Hı. Rıfat Börekçi hocamızın, Şerafettin Yatkaya hocamızın ve Ahmet Hamdi Akseki hocamızın dönemini kapsıyor. Dolayısıyla biz dedik ki bu hocalarımızın, bu başkanlarımızın yakınlarına ulaşalım. Onların anlattığı hatıraları bir dinleyelim diye. Rıfat börekçi hocamızın torunlarına ulaştık. Ne güzel. Bunlardan birisi 83 yaşında Zişan isimli bir hanfendi. Maşallah. Ee, büyük bir heyecanla zaten bizi bekliyormuş. Hı hı. Ee, bir anlamda aslında onlar bize ulaştılar. Tevafuk ya böyle bir yola çıktığınızda Allah işinizi kolaylaştırır. Hı hı. Bir vesileyle onlara ulaştık. Hanfendi'nin elinde bazı hatıralar varmış, fotoğraflar varmış, o döneme ait bir lamba varmış ve bir dikiş makinesi varmış. Hı hı. Onu dedesinin kurucu olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ulaştırmak istediği haberini alınca hı hı. biz de kendisiyle iletişime geçtik. Dikiş makinesinin çok böyle bir enteresan hikayesi vardı. Cumhuriyet döneminde milli mücadeleye katılan askerlerin elbiselerinin tamir edildiği, hı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün elbisesinin tamir edildiği bir dikiş makinasıydı. Biz kendisinden bunu aldık. Bugün Hacı Bayram Camii'nin müştemilatında bulunan, ...TEDEV'e, ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın kadınlar bölümünün Kagemin çalışmalarının yürütüldüğü yerde sergilenmek için bıraktık. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisini ziyaret eden ziyaret ettiğimizde o o dönemde ilgili hatıraları neler anlatır size? Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret ettiğini, Ahmed Hamdi Akseki hocanın kendisinin başını okşadığını, hı hı. Diyanet'in odalarına girip çıktığını, o dönem Milli mücadele tabi kendisi 1941 doğumlu hı hı. doğduğunda dedesi Rıfat Börekçi hocamız vefat etmiş. Hı. Dolayısıyla annesinden babasından o dönemleri e, dinliyor. Duymuş ama defalarca dinlemiştir. Mesela hı. dikiş makinesi onlar için o kadar önemli ki el sürmek yasak. Hı. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi hatıraları var. Hı. Evet, Kurtuluş Mücadelesinde. Kurtuluş Mücadelesinde o insanlara elbiseler evet. dikilmiş. Hı hı. Dolayısıyla e, adeta evlerinde sergiliyorlar. Hı kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi o belgeleri getirdiler. Biz o belgeleri e, ve resimleri Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, da sergiliyoruz. Biraz önce söylediğim Kagem'de inşallah bunları sergilemiş oluyoruz. İnşallah orada bir lamba vardı. Onu da mı e, o Ozişan evet. Hanımdan aldınız? Şey gaz lambası e, vardı hocam bir tane. Bir tane daha galiba vardı. Demek onu da Zişan Hanım verdi. Zişan i̇şte... Hanım lambayı da bize verdi. Neyse. Lambanın hikayesi de çok enteresan. Hı -hı. Malumunuz e, e, Gazi Mustafa Kemal Ankara'ya geldiğinde Ankara'da Anadolu işgal altında. Hı hı. Dolayısıyla evlerde toplantılar yapıyorlar. Hı hı. Dışarıda belli mekanlarda, fiziki mekanlarda adresi belli olan yerlerde toplantı yapmak tehlikeli bir hale alıyor. Tabii o zaman görünmez daha böyle gizli yerlerde. Dolayısıyla Ankara'nın önde gelen insanları yani böyle toplantı yapılacak yerlerde evlerde toplantı yapıyorlar. Hı hı. Bunlardan biri de dönemin Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'nin evi. Dolayısıyla eve gittiklerinde çocuklarla karşılaşıyorlar, evin evde yaşayan insanlarla karşılaşıyorlar. Bu lambada böyle bir toplantılara tanıklık eden bir lamba. Hı. Yani Mustafa Kemaller, Kemal'lerin, Kazım Karabekirlerin, İsmet İnönülerinin e, milli mücadeleye önderlik etmiş olan insanların oturup etrafında çalıştıkları bir lamba. Hı hı. Onu da inşallah sergimizde i̇nşallah. E, gelenler için e, biz hazır bulundurduk. Gelince hem lambayı görecekler. ...hem de biraz önce anlatmış anlatmış olduğumuz... ...bu atmosferi görecekler. İnşallah tekrar yaşayacaklar. İnşallah. Şimdi kuşkusuz baktığımız zaman Diyanet İşleri Başkanlığı... E, ...Türkiye için önemi arz eden... ...çok önemli bir e, kurum aynı zamanda. E, ve şunu da düşünüyorum... ...aslına bakarsanız hiçbir şey tesadüf değildir. Örneğin e, ilk amblemimizden... E, ...günümüze kadar olan... E, ...değişimlerin mesela bir hikayesi var mı hocam? E, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... ...1920'li e, yıllarda... ...yapılanması ve amblemi. E, nasıldı Bu konuyla da ilgili sevgili izleyenlerimize bir e, hatırlatma yapalım mı? Tabii. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı 1920 yılında Şeriye Efkaf Vekaleti olarak hı hı. daha sonra ismi 3 Mart 1924 yılında önümüzdeki yıl inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımızın da 100. yılını, yılını kutlamış olacağız. Hı hı. Bu anlamda e, sergimizi de inşallah 3 Mart 1924 e, günü itibariyle hı hı. tamamlamış olacağız. İnşallah. 1951 yılına kadar sergilerim, sergide belgelerimiz var. E, bu anlamda 3 Mart 1924 e, günü itibariyle de sergimizi tamamlamış olacağız. Tabi e, Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 yılında Şeri Efkaf Vekaleti kaldırılıp Diyanet İşleri Reisliği ismiyle kurulduğunda e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Merkez Teşkilatı'nda 23 kadrosu var. Hı hı. Bir tanesi Münhal. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı Rıfat Börekçi. 6 kişiden oluşan Dinişleri e, Yüksek Kurulu'nun, bugünkü Dinişleri Yüksek Kurulu'muzun o günkü müşavere, e, heyeti müşavere azası. Bunlardan birisi yok. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı görevini utesinde bulunduracak olan Ahmet Hamdi hocamız da e, bu heyetten birisi. E, Memurun ve Sicil Müdüriyeti var. Yani bugünkü insan kaynakları genel müdürlüğümüz hı hı. var. Ee, Evrak müdüriyeti, yazı işleri müdürlüğümüz, özel kalem müdürlüğümüz, e, müessesat-ı diniye müdüriyeti, yani din hizmetleri e, genel müdürlüğü, bugünkü ismiyle lavazım müdüriyeti, yönetim hizmetleri genel müdürlüğü de bir kişiden oluşuyor. Hı hı. Merkez kadrosu 23 kişiden. Birisi münhal. Ee, 1927 yıl, 27 yılına kadar imamlar, müezzinler, vaizler, Bunların tam sayıları belli değil. Evet Bütçe kanununda ifade edilmediği için 1927 yılına kadar yok. 1931 yılında sergimizde bunun belgesi de var. Hı hı. EFKAF Umum Müdürlüğü'ne imamlar, müezzinler ve vaizler oraya bağlanıyor. Hı hı. Evet ben de dün görmüştüm. 50 yılına değilim. kadar burada çalışıyorlar. Hı hı. Giderken kadromuzun sayısı 4107. imam, müezzin, kayyım ve vaiz. 27 yılında mı hocam? 1931 yılında. 31 yılında. E, imamlar, müezzinler ve vaizler Diyanet İşleri Reisliği'nden alınarak o günkü ismi Diyanet İşleri evet. Reisliği hı hı. 1951 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı oluyor. E, 4107 kadro Efkaf Müdürlüğüne yani bugünkü ismiyle Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlanıyor. 1950 yılında 5.000 e, 5000 küsur kadroyla tekrar başkanlığımıza geri avdet ediliyor. Tabi biraz önce soruda ifade ettiğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın kullandığı logolar var. Bunlar e, biliyorsunuz e, logolar ablemler bizim için önemlidir. Onların barındırdığı bazı manalar vardır. Elbette. Diyanet İşleri Reisliği ile e, belki ekranlarda izleyicilerimiz bunu hı hı. görebiliyorlardır. Evet. İlk kullandığımız şey Diyanet İşleri Reisliği. Eski Osmanlıca harflerle yazılmış. Daha sonra 1967 yılında tasarlanan bugün kullandığımız bir logomuz var. Logomuzda e, müsenna denilen bir teknik kullanılmıştır. Yani sağdan da okunduğunda, solda, soldan da okunduğunda aynı şey ifade edilir. Hmm. El Hak kelimesi yazılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın logosunun kalbi, merkezi haktır. Hmm. Yani doğruyla yanlışı ayıran, gerçeğin bilgisini ortaya koyan anlamındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na zaten tarihi misyonu da böyledir. Cumhuriyetimizin üstlendiği, e, üstledi, verdiği görev de budur. Nedir? Halkı dini konularda aydınlatmak, ibadet haneleri ibadet hanelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmektir. Bu anlamda baktığımızda logomuz Elhak kelimesi. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hani biraz önce bir tarihi serüvenden bahsetmiştik. Hı hı. Türklerin e, İslam'ı kabul etmesiyle beraber e, var olan bir e, misyondur. İnşallah kıyamete kadar da Diyanet İşleri Başkanlığımız bu Elhak e, misyonunu yani gerçeğin bilgisini ortaya koyma, sahih bilgiyi üretme misyonunu devam ettirecektir. İnşallah hocam. Ee, peki dün benim mesela e, gördüğüm e, Gezerken sergiyi etkilendiğim hutbe örnekleri vardı. Yani birçok belgeden aslına bakarsanız çok etkilendim ama hepsini birebir gördüğümüz zaman o e, Hutbe sonuçta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da çok üzerinde durduğu, önem verdiği mühim bir konu. Bu konuyla ilgili hutbe örneklerine geçecek olursak neler söylersiniz, neler var belgeye e, marumuş, dair? Evet, <laughs> Müslümanlar açısından hutbe çok önemlidir. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de hicreti esnasında cuma namazını kıldırdığında Ranuna Vadisi'nde ilk hutbesini namazını kıldırmış evet. ve hutbesini orada irade etmiştir. Hutbe aslında Müslümanların haftalık gündemidir. Hı hı. E, namazlarını kılarlar, birlik beraberlik görüntüsünü verirler. Ardından da imamın namazı kıldıran e, imamın o gün Müslümanlara o hafta e, dünya etrafında olan ya da bilmeleri gereken konularla ilgili bilgilendirmesidir. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığımız hutbe konusunu çok önemser. Bizim için çok önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okuduğu hutbeler hep gündemi oluşturur. Ee, insanlara e, hedef koyar, yanlışlar varsa onları düzeltir, toplumun dikkat ettiği. Bu anlamda hutbe bizim için çok önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığımıza baktığımızda da tarihimizle ilgili şöyle bir serüveni var. Ee, Osmanlı döneminde hutbeler bütünüyle Arapça olarak okunuyor. Hı. Ayetler, hadisler ve halka e, hitap edecek, yani biraz önce söylediğim o duyguyu verecek. Evet. E, mesajlar da Arapça olarak ifade ediliyor. Yani aslında hep olumlu, güzel mesajlar. Mesela biraz önce ekranlarda vardı. Çalışan mutlaka mükafatını görür gibi evet. ilk hutbeydi i̇lk galiba bu. o. Müthiş bir şey gerçekten. Çok iyi düşünülmüş. Şimdi baktığımızda evet. E, evet şu anda ekranda izleyenlerimiz görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız hı hı. E, Cumhuriyetin kuruluşuyla beraber hutbelerde Rıfat Börekçi'nin e, Türkiye genelindeki camilere müftülüklere gönderdiği e, talimatıyla hutbelerde bir düzeltme yapıyorlar. Evet. Malumunuz bugün hutbenin ilk kısmında ayetler, hadisler, hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavatlar, zikirler, e, Allah'a hamd övgü bulunur. Evet. E, ardından Türkçe bir metin okunur. Osmanlı döneminde burası da Arapçaydı. Hı hı. Cumhuriyetle beraber burası da e, yani burayı Türkçeleştirdik biz. Dolayısıyla bizim başkanlığımızın Türkçe mevze kısmı dediğimiz, öğüt kısmı dediğimiz, hı hı. yani vatandaşa, camiye gelen cemaatimize e, öğüt anlamında söylediğimiz kısmı ilk defa e, Cumhuriyet dönemiyle beraber Türkçeleştirildi ve ilk hutbemizde çalışan mükafatını görür. Hutbemizi okuduğumuzda insanları üretmeye, insanları çalışmaya, hı hı. bir şey ortaya koymaya çağırdığını görüyoruz. Başkanlığımız zaten her zaman topluma değer katan, e, toplumu yönlendiren, tok, e, toplumu... Müslüman toplumunu aktif hale getirmeye çalıştığını görüyoruz. Hı hı. Bu anlamda ilk hutbemizin de çalışmaya yönelik insanları böyle harekete getirici, teşvik edici olduğu da manidardır. Bundan sonraki Cumhuriyet tarihinden başlamak suretiyle günümüze kadar hutbelerin şekli bu şekildedir. Yani bugün cemaatimiz camiye gittiğinde hutbeyi dinlediği şekle dönüşmüştür. Hı hı. Onun için bu da bizim için önemlidir. Kesinlikle. Onların belgesi de hem ilk hutbenin belgesi evet. hem de o Türkçeleşme ile ilgili yazışmaları sergimizde görmekteyiz. Hı hı. Dün şeyi de mesela dikkatimi çekmişti. İlk Türkçe ezanın e, okunması ile ilgili gönderilen belge sonra tekrar onun Arapça olarak e, sanırım 1950'de ilk 48 yılında değil mi yanlış hatırlamıyorum hocam e, Türkçe ezan e, okutulacak diye bir belge gönderiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na daha sonra 1950 yılında hayır tekrar e, bir düzenleme e, yapılıp Arapça olarak devam etmesi isteniyor. Yani aslında bakarsanız Şöyle bir baktığımız zaman Diyanet İşleri Başkanlığı ile alakalı merak ettiğimiz ya da şüphe içinde duyduğumuz her şeyin bir belgesi var ve bu e, en üstteki e, devlet yetkilisi e, tarafından da zamanın imzalanmış ve belgesiyle beraber şu anda da sevgili e, isteme, e, görmek isteyen herkesin de e, çok rahatlıkla ulaşabileceği bir sergi. Az önce dediniz ki mesela 3 Mart 1924 olduğu için e, sene inşallah e, evet. 24 yılında 2024 yılında da e, bu şeyi tamamlayacağız. Allah nasip ederse evet. e, o zaman daha böyle bir netleşecektir. İnsanların yüz yüze ama bu belgeleri tarihi öğrenebilmeleri için e, attığınız adımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz e, gördükleri şeyler yani gerek sergide olsun gerek işte... E, Medyada, televizyonda, YouTube'da hiç fark etmiyor. Sosyal medyada görülen bu belgeler insanların aklında daha kalıcı bir şekilde ve soru işaretine de hiçbir ya da bir şüpheye de mahal bırakmıyor. Öyle değil mi hocam? Tabii sergimizde dediğimiz gibi ağırlıklı olarak belgelerimiz var. Hı. Ee, birazdan belki e, objelerden de bahsedeceğiz. Evet. Ama ağırlıklı olarak belgeler, belgeler. Ee, o gün yazıldığı gibi kalır, arşivlerde evet. öyle korunmuştur. Hı hı. Dolayısıyla belgeler neyi söylüyorsa onlar doğrudur. Doğrudur, evet. evet. Belgeler bu anlamda yoruma kapalıdır. Okuyan kişiler belgeleri kendi zihinlerinde yorumlarlar. Sergimize baktığımızda e, tabi bir okyanustan damla gibi biz belgeleri seçmek durumunda kaldık. Hı hı. Ee, arşivcilik bizim geleneğimizde, kültürümüzde önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız için de çok önemlidir. Ee, dönem dönem bu belgelerin kaybolmuş olanları vardır ama Hı. elimizde kalanlar bile onları bile değerlendirsek bizim için e, çok şey ifade edecek Tabii yeni nesil çocuklar e, nasıl öğrenecekler bu belgeler olmadan geçmişlerini, tarihlerini? Tabii, o büyük bir eksiklik. Kesinlikle. Çünkü tarih bize aslında belgeler bize dün neredeydik, bugün nerede duruyoruz? Yarın yönümüz neresi olmalı bunu gösteriyor. Başkanlığımızda bu sergimizi gezdiğimizde aslında böyle bir yön levhası gibi dün Diyanet İşleri Başkanlığı neredeydi, hı hı. bugün nerede duruyor, yarın Diyanet İşleri Başkanlığı nerede olmalıyı da bir anlamda sergimiz tamamlandığında konu bütünlüğü içerisinde görecekler. Sergimize baktığımızda sergimizde birbirinden önemli belgeler var. Yani hepsi bir tarih, hepsi bir olayın belgesi. Dolayısıyla onlar çok önemli. Biraz önce bahsettiğiniz ezanın Türkçe okunması, sonra Arapça orijinal şekliyle okunmaya döndürülmesi. Hı hı. Belgeye baktığınızda aslında Anadolu Ajansı'ndan 1950 yılında bir Diyanet İşleri Başkanlığı ezanın artık normal olması gereken tarzıyla okunacağıyla ilgili bir duyuru yapıyor. Şimdi bu belgeyi okuduğunuzda kendinizi 1950 yılına götürüyorsunuz. Hı hı. Özlemli ezanın e, Arapça orijinal şekliyle o, okunmasını bekliyorsunuz ve minarelerinizden Allahu Ekber bunu duyuyorsunuz. Belgeye baktığınızda dolayısıyla belge bir anlamda sizi o atmosfere sokuyor. Hı hı. Bunun gibi böyle bir sürü belge var ama e, vaktimiz kısıtlı. Bir belgenin altını çizmek istiyorum, Lütfen. özellikle ifade etmek istiyorum. Hı hı. E, Ankara fetvası olarak bilinen milli mücadeleye çok büyük katkısı bulunan bir fetva. Hı hı. Malumunuz Kurtuluş Savaşında İstanbul hükümeti damat Ferit Paşa hükümeti Kuvayi Milliye dediğimiz yani Anadolu'da işgale karşı direnme hareketi olarak başlayan Kuvayi Milliye ile ilgili bir fetva yayınlar. Hı hı. Bu Kuvayi Milliye hareketinin, direniş hareketinin e, halifeye karşı, padişah'a karşı olduğunu dolayısıyla insanların bu e, Kuvayi Milliye direnişine katılmamasını e, anlatan, hı hı. insanlara bunu öğütleyen bir fetvadır. İşgalci güçler uçaklarla Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bunu havadan atarlar. Evet. Bir propagandadır bu. Hı hı. Dolayısıyla e, milli mücadelenin her döneminde aktif rol oynamış hocalar burada da önemli bir rol oynarlar. O dönemin Ankara müftüsü Rıfat Börekçi hocamızın başkanlığında 153 coğraf e, Anadolu coğrafyasından çeşitli bölgelerden ilçe müftülerimiz, il müftülerimiz, hocalarımız e, Erzurum'dan Trabzon'dan Giresun'dan, Bayburt'tan, Hatay'dan, Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Aydın'dan birçok bölgeden müftülerimiz bu belgeye telgrafla çekilerek o gün imza atma şansı yok. Bugün gibi bir hı hı. hız yok. Dolayısıyla bu fetvayı onayladıklarını gösteren geri dönüşlerle bu fetvayı onun onaylamışlardır. İstanbul'un hükümetinin göndermiş olduğu fetvaya karşı da Rıfat Börekçi hocamız başkanlığında hocalarımız. Bu mücadelenin e, halifeye karşı olmadığını, hı hı. bu mücadelenin işgal, işgalci güçlere karşı olduğunu, dolayısıyla bu mücadeleye karşı katılan kişilerin ulvi bir e, iş yaptığını, e, gazi olacaklarını, şehit olacaklarını, vatan müdafasının her şeyden daha önemli olduğunu ifade etmişlerdir. E, biz bunun belgesi e, bizim başkanlığımızda da var. Aynı zamanda biz bu belgenin orijinalini genel Kurmay başkanlığından aldık hı hı. E, güzel bir belge orayı gezen e, sergimizi ziyaret edece, eden e, ziyaretçilerimiz bunu göreceklerdir Bu da milli mücadelede hocaların müftülerin oynadıkları önemli rolü gösteren bir belgedir. Aynı şeyi söyleyecektim ben de sevgili izleyenlerimize sergiyi gezenler gerçekten de bu anlamda e, milli kurtuluş mücadelesinde e, hocamızın söylediği gibi ülkenin dört bir yanına gönderilen o telgraflarla ve ona cevaben e, birlikte yapılan hareketle e, din adamlarımızın, hocalarımızın, müftülerimizin de bu kurtuluş mücadelesinde e, gerçekten nasıl önemli bir rol e, aldığının da tarihi belgesidir efendim. E, belgelerin dışında yine o masa ve e, lambanın dışında yine objelere gelmek istiyorum Orada ben bir kalemlik gördüm evet. Mesela e, değişik bir makas gördüm Onların da hikayesini merak ediyorum Dilerseniz e, böyle hızlı bir şekilde onları da anlatalım Çünkü bir iki sorum daha olacak size hocam e, Sergimizde biraz önce bahsettiğim gibi ağırlıklı olarak belgeler var Ama bunun yanında e, o döneme tanıklık eden bulabildiğimiz kadarıyla Tabii biz şuna da açığız ee, onun da olacağına inanıyorum, sergimiz gezildikçe mutlaka insanların elinde o döneme tanıklık eden başkanlığımızın hizmetlerinde kullanılmış e, böyle masa gibi, hı hı. kalemlik gibi şeyler de olacağına inanıyorum. İnşallah onlar da geldikçe onları da bizler sergileyeceğiz. Evet. Burada bizim için önemli olan e, bir kalemlik var evet görmüşsünüzdür. Ki e, Allah gani gani rahmet eylesin, Ahmet Hamdi Akseki hocanın da o kalemliğin önünde fotoğrafı vardı. Evet. Bizim aslında Diyanet İşleri Başkanlığımızın başkanlarımızın Hı -hı. bir geleneğidir. Hı -hı. Bütün başkanlarımızın o kalemle resimleri bulunmaktadır. Hı -hı. Rıfat Börekçi hocamızdan evet. e, şimdiki başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza kadar bütün başkanlarımızın kalemlikle bir e, resimleri bulunmaktadır. Ne güzel. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi eşyaların ruhu vardır. Hı -hı. Kalemlik bize Abdülhamit Han Hazretleri'nin hediyesidir. Hı -hı. Dolayısıyla onun hatırası başkanlığımızda sergilenmekte. Başkanımızın masasında bulunmaktadır. Biz istedik ki makamda bulunan bu güzide kalemliği sergimize gelecek ziyaretçilerimiz görsünler. Onu oradan görerek başkanlığımızı hediye edilen o müstesna kalemliği oradan istifade etsinler. Tabii kalemlikte çeşitli objeler var. Evet. Mürekkeplerin konulduğu, Başka şeylerin kullanıldığı orada objeler var. Onun içerisinde bir de bir makas var. Evet. Onu da ayrı bir. Evet, ucu sergiledik. küçük böyle çok uzun bir makastı. Şaşırdım hatta görünce dedim kağıt makası mı acaba nedir ne değildir tam bilemedim. Kalemlik dolayısıyla Aha. yani büroda kullanılan bir malzeme. Hı hı. Ama şöyle sergimize gelen izleyicimiz gezicilerimizden şunu istirham ediyorum. Makasa baktıklarında tam makası tuttukları o iki yuvarlak yerin evet. yanında bir yazı yazıyor. Hı hı. Ya Fettah diye. Allah'ın 99 isminden birisi. Hı hı. Biliyorsunuz Fettah açan anlamındadır. Evet. Biraz önce ifade ettiğim gibi ecdadımız eşyalara isim vermiştir. Allah'ın ismini vermiştir. Hı hı. Onlar için eşyalar cansız birer varlık değildir. Onlar da canlıdırlar. Yapılan işe uygun kullanılsın. Meşru işlerde kullanılsın. Yapılan iş hayırla başlasın hayırla bitsin diye bu şekilde isim vermişlerdir. Makasta da Fettah ismini göreceklerdir. Hı hı. Bu ecdadımızın aslında e, uyguladığı bir şeydir. Çeşmeler şehirlerin birer böyle kitabesi gibidir. Anadolu'da ya da İslam coğrafyasında gezdiklerinde hı hı. özellikle ecdadımızın yaptığı çeşmelerde bunun çok örneklerini görürsünüz. Evet. Mesela Eshab ı kehf'in isimlerini verirler. Hı hı. Çünkü onlar 300 yıl malum yaşamışlardı. Evet. Kur'an'ın ifadesiyle yapılan eserler de uzun ömürlü olsunlar diye Onların böyle bir bölümüne ashab kefin isimleri verilir. Bu anlamda kalemlik de, e, makas da böyle bir hikayeye sahip. Bir de bunların e, la beraber bir masamız var orada. Hı hı. Masamız da Diyanet İşleri Başkanlığımızın kuruluşundan itibaren ilk başkanımızla beraber var olan bir masa. Hı. Yıldız Sarayı'ndan gelmiş. Abdülhamit Han'ın e, başkanlığımıza hediye ettiği, rivayet edilen bir masadır. O da biraz önceki kalemlik gibi, Günümüze kadar büyük bir itinayla korunmuştur. O da sergilerimiz sergimizde. Yine gösterime sunulmuş. Evet, hocam son iki dakikamızın içerisine girdik. Sohbet çok güzel, böyle e, hakikaten tarih kokuyor. Geçmişi e, çok güzel bir şekilde anlattınız bize. Allah razı olsun. Ama ben bu sergiyle alakalı sevgili izleyenlerimize başka neler söylemek istersiniz? Bilmedikleri, görmedikleri, e, ilk defa belki de gün yüzüne çıkan tarihi e, belgeler var e, ve işte bazı objeler var. Bunların birazını konuşabildik ama bilmediklerimiz varsa yarım kalan varsa lütfen tamamlayın. Ee, özellikle e, e, sergimizin e, gezilmeye, görülmeye değer olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Vaktimiz kısıtlı olduğu için birçok belgeden bahsedemedik belki. Evet. Uzun bir programın konusu ama özellikle orada tartışma yaratan gündeme oturan birçok belgeyi göreceklerini, hı hı. o belgeleri gördüğünde e, belki meseleye yaklaşım tarzlarının farklılaşacağını izleyicilerimize hatırlatmak isterim. Hı hı. Bir de şunun altını çizmek isterim. E, sergiyi gezince milli mücadele döneminde ve günümüze kadar din adamlarının, hocalarımızın e, söz konusu vatan olduğunda bir adım öne çıkarak toplumun milletin önünde mücadelenin en ön safında olduğunu sergimizde rahatlıkla görebilecekler. E, kürsüden kürsüye, e, cepheden cepheye koşan hocalarımız, aynı zamanda milli mücadeleye katılması için e, toplumu nasıl e, organize ettikleri, toplumun nasıl önünde olduklarını da görecekler. Hı hı. Mesela e, bunlardan, e, bunlara tanıklık eden belgelerimiz var. Hı hı. Bunları görecekler. Tabii belgelerimizin birçoğu Osmanlıca, Son döneme ait belgeler daha çok latin harfleriyle olacak. Evet. İnşallah sergimizi tamamladığımızda 3 Mart 1924 yılında bütün herkesi sergimizin açılışına ve sergiyi gezmeye davet ediyoruz. 2024 yılında. 2024. Yılında. İnşallah hocam biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Allah nasip ederse Rabbim o günleri göstersin bize ve bu 1924'ten 2024 yılına işte şu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş sebebi, amacı ve bu zamana kadar gelişinin hikayesini orada an beyan belgelerle görürüz Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz için çok keyifli bir sohbetti. Allah razı olsun sizden. Evet değerli izleyenlerimiz yeni güne merhaba da programın sonuna geldik. Yarın Allah nasip ederse cuma gününde yine aynı saatte birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın efendim. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.